Merhaba, ben ZCM. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yaşanmış korku hikayeleri anlatıyorum. Kanalıma abone olup, videolarımı beğenerek ve yorum yazarak kanalımın büyümesine destek olursanız çok mutlu olurum. Keyifli seyirler. Benim için hayat çok ufak yaşlardan itibaren diğer insanlara göre farklıydı. 5 çocuklu bir ailenin en küçük mensubuydum. Annem, babam, kardeşlerim her zaman birbirine bağlı bir aileydik. Ama ben kardeşlerimden biraz farklıydım. Aile içinde özgüveni yüksek, konuşmayı seven biriydim. Ancak aile dışındaki insanlara karşı mesafeliydim. İnsanlar beni içine kapanık bir çocuk olarak tanırdı. Arkadaşlarımla zaman geçirmezdim. Onlardan uzak dururdum. Tabii bu durum onların bana karşı tavırlarını da etkiliyordu. Bana bir ucube gibi davranırlardı. Benimle hep dalga geçerlerdi. Yaş aldıkça bu durum benim için daha da sıkıntılı bir hal aldı. Sinirlensem de, üzülsem de sesimi çıkarmazdım. Kendi halimde tek başıma kalmaya devam ederdim. Aslında yalnız değildim. Kimsenin göremediği, sadece benim gördüğüm, İsmini Can olarak koyduğum bir arkadaşım vardı. Can'ı ilk defa 8 yaşındayken tanımıştım. Bizim evin arkasında bulunan tavuk kümesinin orada tek başıma oturuyorken bir anda yanıma gelip oturdu. Onu ilk gördüğümde çok iyi bir enerji aldım. Bana bakıp gülümsedi ve yerden elini ufak taşlar alıp dışarı doğru atmaya başladı. Ben de aynı şekilde elime taşlar alıp dışarı attım. O zaman çocukluk aklıyla bu yaptığımız çok eğlendirmişti beni. Bir süre hiç konuşmadan sadece birbirimize gülümseyerek aynı şeyi yapmaya devam ettik. Sonra benim elimdeki taşlar bitince yere eğilip elime birkaç taş daha aldım. Kafamı kaldırdığımda ise Can orada yoktu. Bir anda ortadan kaybolmuştu. Ancak bu durum beni korkutmamıştı. Yanımdan gitti diye üzülmüştüm. Birkaç gün sonra yine kümesin yanında oturuyorken yanıma geldi. Onu görmek beni mutlu ediyordu. Zamanla bu durum daha sık bir şekilde devam etti. Artık sadece kümesin orada değil, neredeyse her yerde istediği zaman yanımda beliriyordu. Onunla konuşuyordum. İçimdeki tüm hisleri bir sırdaş gibi ona anlatıyordum. O ise hiç konuşmuyordu. Sesini hiç duymadım. Tipi de aynı bana benziyordu. Uzun burunlu, yuvarlak yüzlü, esmer biriydi. Benden tek farkı onun gözleri renkliydi. Yıllar geçtikçe aramızdaki bağ da kuvvetlenmişti. Ondan güç alıyordum. Ama bu durum çevredekiler tarafından fark edilince sıkıntı yaşamaya başladım. Çünkü köy yerinde kendi kendine konuşan biri olunca ve bu başkası tarafından görülünce adınız deliye çıkıyor. Zaten oldum olası bana deli gözüyle bakarlardı. Tabii bu durum ailemin de kulağına gitmiş. Babam her zaman çocuklarını koruyan biriydi. Gelip benimle konuştu. Kendi kendine ortalık yerlerde konuşuyormuşsun. Doğru mu bu? Diye sordu bana. Hayır, doğru değil, dedim. Sana inanıyorum deyip daha fazla üstelemedi. Ama köyde söylentiler artmıştı. Akif'in oğlu Serhat kafayı yemiş diyorlardı. Ben de hareketlerime daha dikkat etmeye başladım. Bu durumdan Can'a da bahsettim. O da beni anlayışla karşıladı. Artık yanıma geldiğinde onunla konuşmuyordum. Sadece birlikte oturuyor ya da yürüyorduk. Çok sıkıntılı olduğum anlarda odamda oturup içimi döküyordum ona. Bir gün canım çok sıkkınken yine odamda oturuyorduk. Derdimi ona anlatıyordum. Can aniden ortadan kayboldu. "Nereye gittin Can? Daha konuşmamız lazım," diye söyleniyordum. O sırada ablamı gördüm. "Serhat, ne yapıyorsun sen? Kendi kendine mi konuşuyorsun? Can kim?" dedi. Bir anda ablamı görünce afalladım. Ne diyeceğimi bilemedim. "Ablam, demek ki söylenenler doğruymuş. Babama söyleyeyim de git onunla konuş," dedi. Ablamı tutmaya çalıştım ama başaramadım. Gidip babama, "Serhat, Can diye biriyle konuştuğunu sanıyor ama aslında kendi kendine konuşuyor. Tam 5 dakika izledim onu baba," dedi. Tabii babam ablamdan bunu duyunca sinirlendi. Benimle sert bir şekilde konuştu.
Üzerime çok gelse de candan bahsetmedim. Ne olursa olsun o benim için özeldi ve sırdaşımdı. Onu benden başkası göremiyordu. Bu yüzden de onun hakkında hiçbir şey konuşmuyordum. Babam bu durumu öğrendikten sonra ailemin üzerimdeki baskısı daha da arttı. O zamanlar onlara kızıyordum ama şimdi daha iyi anlıyorum. Sonuçta köy yerinde oğullarının adının deliye çıkmasını istemiyorlardı. Sonraki zamanlarda Can'la görüşmelerimizi daha dikkatli ve gizli yapıyordum. O benim can dostumdu, sırdaşımdı. Asla onu bırakamazdım. Bırakmadım da. 18 yaşıma geldiğimde insanlardan tamamen uzaklaşmıştım. Ailemle de arama mesafe koymuştum. Herkes benim deli olduğumu ya da üç harflilere karıştığımı söylüyordu. Kimileri benden korkuyor, kimileri de bana sinirli bir şekilde bakıyordu. Abilerim ve ablalarım da beni aynı şekilde görüyordu. Babam rahmetli olduktan sonra tamamen yalnızlaştım. Hep yanımda Can oluyordu. Aklım ermeye başlamıştı. Onun insan olmadığını biliyordum. Cin, ruh, hayalet, adı her neyse işte oydu. Ancak bu durum umurumda değildi. O benim tek dostumdu ve her şartta benim yanımdaydı. Bir de ilginç olan bir şey daha vardı. Ben 18 yaşına gelmiş olmama rağmen Can'da fiziksel bir değişim yoktu. Onu ilk tanıdığımdaki çocuktu. Yani aradan 10 yıl geçmiş olmasına rağmen büyümemişti. Aynıydı. Ama bu durumda umurumda değildi. Çünkü kendimi tamamen eve kapatmıştım. Sadece Can'la konuşuyordum. Eve kapanmış olmamdan bizimkiler şikayetçi değildi. Evde kalmam onlar için daha iyiydi. Benim normal olmadığımı düşünüyorlardı ve köylülerin gözünden uzakta kalmam işlerine geliyordu. En azından köylüler beni görmeyince daha az laf ediyorlardı. Hayatım bu şekilde devam ediyorken bir gün ablamın kayınpederi Cafer amca bize geldi. Benimle konuşmak istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Bak Serhat, babanı kaybettikten sonra daha fazla içine kapandın. Ama unutma, sen de benim bir evladımsın. Köylülerin senin hakkında neler düşündüğünü umursamıyorum. Ben şahsen seni evladım gibi seviyorum. Senin durumun böyle devam edemez. Artık 18 yaşını geçtin. Ayaklarının üzerinde durman lazım. Seni meslek sahibi yapmak istiyorum. Bizim köyün ilerisinde şehre giden yolda bir ayakkabı ustası var, biliyorsundur. Onunla konuştum. Seni ona götüreceğim. Mesleği öğretecek sana. Hem kolunda bir altın bilezik olur hem de paranı kazanırsın, dedi. Cafer amca bunları söyledikten sonra ben ayakkabı yapmayı beceremem. Benim elimden gelmez öyle şey diye karşılık verdim. Cafer amca, oğlum sen beni dinle. Bir Ragıp ustayla tanış. Ben zaten konuştum onunla. Seni de her şeyini anlattım. Görmek istedi seni. Bakalım, kabul ederse seni yanına alır eğitir. Yarın sabah 9'da hazır ol, birlikte gideceğiz, dedi. Ben de mecburen tamam demek zorunda kaldım. O gece Can yanıma geldiğinde yüzünde bir hüzün vardı. Nedenini öğrenmek için çok çabaladım ama bir türlü öğrenemedim. O gün bilmesem de Can dostumu son görüşümdü. Ertesi gün sabah 9'da Cafer amcayla birlikte ayakkabıcı Ragıp'ın yanına gittik. Eski çok büyük olmayan bir dükkanı vardı. İçeri girdiğimizde garip bir hisse kapıldım. İçimde tarif edemediğim bir heyecan oluştu. Şaşkın bir şekilde etrafa bakıyordum. Ben, Cafer amca ve ayakkabıcı Ragıp dışında kimse yoktu. Ama sanki orada bizim dışımızda daha birçok kişi varmış gibi hissediyordum. Hiç durmadan tedirgin bir şekilde kafamı bir sağa bir sola çeviriyordum. Bu durum ayakkabıcı Ragıp'ın da dikkatini çekmiş. Endişelenme, burada biz bizeyiz. İçindeki hisler doğru ama sen şimdi dikkatini bana ver, dedi. Cafer amca, Ragıp çocuk bu. Sen konuş bak bakalım. Kabul edersen işi öğretirsin deyip yanımızdan ayrıldı. Cafer amca dükkandan çıkınca kendimi kötü hissettim. İçimde hem korku hem de çekingenlik vardı. Ragıp amca elindeki çekiçle ayakkabının tabanına vuruyorken bana ismimi sordu. Adım Serhat diye karşılık verdim. Serhat, içindeki hisleri biliyorum. Bunu herkes hissedemez. Senin kalp gözün açık demek ki.
ama yine de bana anlat ne hissettiğini, dedi. Bunu söyledikten sonra sessiz kaldım. Konuşmaya utanıyordum. Başımı yere eğip öylece durdum. Ragıp amca, konuş oğlum çekinme, ne hissettiğini anlat, ben de senin gibiyim, dedi. Nedendir bilmiyorum ama ben de senin gibiyim demesi bana güç vermişti. Konuşmaya başladım. Dükkana ilk girdiğimiz andan itibaren içimde bir huzursuzluk oluştu. Sanki burada bizim dışımızda birileri daha var. Ben onları göremiyorum ama onlar beni izliyorlar gibi hissediyorum. Sayıları da birden fazla. Sürekli gözleri benim üzerimde gibi geliyor, dedim. Ragıp amca, doğru söylüyorsun. Burada yalnız değiliz. Bizim dışımızda 7 tane daha cin var. Şimdilik sen onları göremiyorsun. Zamanla alışacaksın. Sana açık konuşacağım. Cafer'in seni buraya getirmesinin sebebi ayakkabı mesleğini öğrenmen değil. Bana seni anlattı. İçine kapanık, kendi kendine konuşan biriymişsin. Bir de kimsenin göremediği bir arkadaşın varmış. Hepsini biliyorum. Seni görmek istememin sebebi, eğer ikna olursam sana el vereceğim, dedi. Ragıp amcanın söylediklerinden hiçbir şey anlamamıştım. El vermek ne demek diye sordum. Zamanı geldiğinde, eğer ben de onay verirsem öğreneceksin, dedi. Sonra bana bir ayakkabı tabanlığı uzatıp, yavaşça bunun kenarlarını düzleştir, dedi. Dediğini yaptım. Ancak bir türlü konsantre olamıyordum. Sürekli etrafıma ve arkama bakıyordum. Görmüyordum ama yanımda sürekli birileri hareket ediyordu. Ragıp amca, sen onlarla ilgilenme, işine bak, dedi. Akşamüstü 4'e kadar bana verdiği ayakkabı tabanlarını düzleştirdim. Cafer amca geldi. Ragıp amca ile bir şeyler konuştular. Sonra yanıma geldiler. Dükkandan çıkıp Ragıp amcanın evine gittik. Karısı ve çocuklarıyla birlikte yemek yedik. Yemekten sonra Ragıp amca karısına, "Büyük sineği yan odaya koysana," dedi. Sonra beni de alıp odaya girdik. Sini tam odanın ortasında yerde duruyordu. İçinde su vardı. Ragıp amca benden çoraplarımı çıkarıp su dolu siniye basmamı istedi. Dediğini yaptım. Bir süre hareket etmeden öylece bekledim. O sırada Ragıp amca anlamadığım şeyler tekrarlıyordu. Konuşmayı bitirince bana beyaz bir örtü uzattı. "Bunu başından aşağı ört," dedi. Söylediğini yaptım. Yine Ragıp amcanın konuşmalarını duymaya başladım. Konuşma kesilince üzerimdeki örtü hızlı bir şekilde yere düştü. Şaşkın bir şekilde etrafıma bakıyorken Ragıp amcanın odada olmadığını gördüm. "Ragıp amca nereye gittin?" diye seslendim. Ancak cevap gelmedi. Korkmaya başlamıştım. Siniden çıkarak kapıya doğru yürüdüm ve odadan çıkmak istedim. Ama kapı kilitliydi. Zorlasam da kapıyı açamadım. Aniden şiddetli bir ses duydum. Arkamı dönüp baktığımda sini ters dönmüştü. Gidip tekrar siniyi düzeltmek istedim ama başaramadım. Çünkü o kadar sıcaktı ki bırakın tutmayı, dokunmak bile imkansızdı. Ne yapacağımı bilmiyordum. O sırada odanın kapısının açıldığını gördüm. Çıkmak için hareketlendim. Tam kapıdan çıkacakken hızlı bir şekilde kapandı. İçimde oluşan garip hisle birlikte odada yaşadıklarıma bir anlam veremiyordum. Tekrar arkamı döndüğümde ise büyük bir korkuya kapıldım. Çünkü sininin etrafında siyahlar içinde varlıklar olduğunu gördüm. Yüzleri de görünmüyordu. O kadar fazla korkuya kapıldım ki, çaresiz bir şekilde, "Ragıp amca neredesin? Kurtar beni buradan. Allah aşkına yardım et bana," diye bağırmaya başladım. O anda kulağımda Ragıp amcanın sesini duydum. "Korkma evladım, ben buradayım. Sana söyleyeceklerimi yap. Sininin üzerine çık ve bekle," dedi. "Gidemem Ragıp amca, orada duran 3 tane mahluk var," diye karşılık verdim. "Endişelenme, onlar sana zarar vermezler. Sen dediğimi yap," dedi. Yavaşça karşımdaki o 3 mahluka bakarak yürümeye başladım ve sininin oraya geldim. Ayağımla hala ateş gibi yanıyor mu diye kontrol ettim. Ancak sıcak değildi. Tedirgin bir şekilde sininin üzerine çıktım.
ılık bir su vardı. Üzerime örtü atıldığını fark ettim. Çok geçmeden Ragıp amcanın sesini duymaya başladım. Yine benim anlamadığım şeyler söylüyordu. Konuşması bitince, "Örtüyü üzerinden at," dedi. Söylediğini yaptım. Örtüyü üzerimden attım. Tam karşımda Ragıp amcayı gördüm. Ama hemen arkasında o üç mahluk da duruyordu. "Onlar arkanda Ragıp amca," dedim telaşlı bir şekilde. "Onlar hep buradaydı zaten evladım. Sadece sen onları görmüyordun. Ama artık görüyorsun. Şu andan itibaren benim çırağımsın. Sana el veriyorum. Git evine 3 gün boyunca dışarı çıkma. 3. günde olduğunda dükkana gel," dedi. Odadan çıkıp Cafer amcanın yanına gittik. Ragıp amca, "Artık Serhat benim çırağım. Söylediğin her şeyde haklıymışsın. Çocuğun kalbi temiz. Bundan sonra bana emanet," dedi. Cafer amcayla birlikte evden çıktık. "Bundan sonra ayakkabıcı Ragıp senin ustan. Sana gösterdiği yoldan çıkma. Ne derse yap. Belki başlarda zorlanabilirsin ama zamanla alışırsın. Artık senin yeni bir hayatın olacak," dedi. Eve geldiğimde içinde adını koyamadığım bir his vardı. Ragıp amcanın evinde yaşadıklarım beni çok fazla etkilemişti. Ancak kendimi huzurlu hissediyordum. Bizimkiler de hiç soru sormadılar bana. Sadece abim, "Hayırlı olsun Serhat," dedi. Bunun dışında hiç konuşmadılar benimle. Zaten ben de odama girip 3 gün boyunca ihtiyaçlarım dışında hiç çıkmadım. Sadece ilk gün korku yaşadım. Gece lavaboya gitmek için uyandığımda yatağın tam karşısında siyahlar içinde olan mahluku gördüm. Duvarın dibinde duruyordu. Bu Ragıp amcanın evinde gördüğüm mahluklardan biri değil mi diye geçirdim içimden. Ona doğru bakıyorken ablamın lavabodan çıktığını gördüm. Hemen ablama seslenip yanıma çağırdım. "Abla, odada bir şey görüyor musun?" diye sordum. Ablam odama baktı. "Hayır, görmüyorum. Ne görmem gerekiyor? Bir şeyini mi kaybettin? Onu mu arıyorsun? Ne olduğunu söyle bana bakayım," dedi. "Yok bir şey abla. Sen git yat. Hadi iyi geceler," dedim. Sonra lavaboya girdim. Tekrar odama geldiğimde o siyahlar içindeki mahluk aynı yerinde duruyordu. Yatağa girip uyudum. Sabah uyandığımda mahluk yoktu. Çocukluktan arkadaşım Can'la konuşmak istiyordum. İçimden onu çağırıyordum ama bir türlü gelmiyordu. Ben ayakkabıcı Ragıp'ın yanına girdiğimden itibaren bir daha da gelmedi zaten. Evde kaldığım 3 günü o mahlukla geçirdim. Bazen yanımda beliriyordu, bazen de kayboluyordu. Ama onu kendime yakın hissediyordum. Süre dolduğunda Ragıp amcanın yanına gittim. Dükkana girer girmez içeride 7 tane siyahlar içinde mahluk olduğunu gördüm. Ama artık içimde tedirginlik oluşmuyordu. Ragıp amca, "Gel evladım, nasıl hissediyorsun kendini?" diye sordu bana. "İyiyim Ragıp amca," diye karşılık verdim. "Artık onları sadece hissetmiyorsun, görüyorsun da. Bundan sonra hayatın böyle olacak. Bizim dostumuz olan diğer alemdeki cinleri görebileceksin. Toyluk zamanını aşana kadar zorlanacaksın. Ama sonra her şey senin kontrolünde olacak. Onları istediğin zaman görecek, istemediğin zaman görmeyeceksin. Sana bildiğim her şeyi öğreteceğim. Öğrendiğin şeyleri sadece zorda kalan insanlara yardım etmek için kullanacaksın. Bunun dışında kullanmayacaksın. Hele de kendi çıkarın uğruna asla kullanmayacaksın. Karanlık yola sapmayacaksın. Habis cinlerden uzak duracaksın. Çünkü bu alemde sadece dostlarımız yok. Her türlü kötülüğe, pisliğe bulaşmış varlıklar da bulunuyor. Ne olursa olsun bunlardan uzak duracaksın. Karşına çıksalar bile onlarla uğraşmayacaksın," dedi. Tabii ilk zamanlar Ragıp amcanın ne demek istediğini tam anlamıyordum. Ama zamanla onu daha iyi anladım. Özellikle ilmini bana öğrettiğinde bunun ne kadar tehlikeli olduğunu anladım. Birkaç defa istemeden de olsa bu habis cinlerle karşılaşmak zorunda kaldım. Allah'tan o zamanlar Ragıp amca hayattaydı. Bana yardım etti. Bir yandan da iyi oldu. Hani derler ya, bir musibet bin nasihatten iyidir diye.
gerçekten doğruymuş. Düşe kalka hatalar yapa yapa bu yolda yürümeyi öğrendim. İlk zamanlar cin musallat olan insanlara yardım etmeye Ragıp amca ile birlikte gidiyordum. Sonra yavaş yavaş Ragıp amca beni tek başıma yollamaya başladı. İlk başlarda toy biri olarak çok heyecanlanıyordum. Ama sağ olsun diğer alemden olan dostlarımız da bana çok yardımcı oldu. Yıllar içinde kendimi geliştirdim. Tüm hayatım ayakkabı dükkanında geçti diyebilirim. Benden yardım istemek için gelenler sadece dükkana geliyordu. Dükkan dışında bu konular hakkında kimseyle konuşmuyordum. Ragıp amca hayatını kaybettikten sonra dükkanı bana bıraktı. Ama artık ben de yaşlandım. Yaşamım boyunca o kadar garip, o kadar kötü şeyler gördüm ki yazsam roman olur. Keşke hayatım böyle olmasaydı diye hep geçiriyorum içimden. Ama bu saatten sonra yapacak bir şeyim yok. Bana yazılan kader buymuş deyip kalan günlerimi iyi geçirmek istiyorum.